Çocuk annesinin kaybolmadığını ne zaman anlar? Çocuk doğumdan itibaren pek çok aşamadan geçerek gelişim gösterir. Araştırmacılar belli davranışların belli yaş aralıklarında yapıldığını gözlemlemişlerdir. Genellikle çocuk bu aşamalardan her birini tamamladıktan sonra bir sonraki aşamaya geçer. Emekleme, sıralama, yürüme gibi. Bu dönemlere çeşitli isimler vermişlerdir. Mesela nesne devamlılığı da bunlardan birisidir. Nesne devamlılığı, bir nesne veya kişinin çocuğun görüş açısından çıksa bile hala var olduğunu, kaybolmadığını anlaması demektir. Bu aynı zamanda etrafında olan bitenin anlaşılmaya, anlamlandırılmaya başlandığı dönemdir. Bebek gördüğü, duyduğu insanları, olayları tanımaya, hafızaya almaya başlar. Buna aynı zamanda toplumsal yargıların oluşmaya başladığı dönem denebilir. Bu dönemi sağlıklı bir şekilde atlatmak, ileride oluşacak davranışların temelini atabilir. Nesne devamlılığı ne zaman kazanılır? 4-5 aylık bebekler elinden düşürdüğü oyuncağı aramaz. Oyuncağın yok olduğunu düşünür. Bebeğin elinden düşürdüğü oyuncağı aramaya başlaması yaklaşık 8 aylık olunca gerçekleşir. Bu aynı zamanda hafızanın da gelişmeye başladığının göstergesidir. Bebek 9 aylık olunca oyuncağını düşürdüğünü anlar ve onu aramak ister. Ya da annesi odadan çıktığı zaman onun kaybolmadığını, evin içinde olduğunu anlar. Psikanalizin kurucusu Piaget'e göre bu durum bebeğin daha önce refleksif davranıştan bilinçli davranışa geçmesi anlamına gelir. Yaklaşık 8. ayda başlayan nesne devamlılığı 18. aya kadar devam eder. Bu dönemde özellikle 0-1 yaş arasında çocuğun isteklerinin bekletilmeden yerine getirilmesi çok önemlidir. Bize çok basit gibi gelen bazı davranışlar çocuk için çok önemlidir. Mesela oyuncağını düşüren bir bebeğe oyuncağını bekletmeden tekrar geri verdiğinizde oyuncağın kaybolmadığını anlaması daha kısa sürecektir. Gelişim aşamalarını sağlıklı bir şekilde geçiremeyen çocuklar hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bunu davranışlarında gösterebilirler. Ailelerin, okulların çocuklara verecekleri eğitim onların gelişim dönemleriyle uyum sağlarsa başarılı olur. Bu nedenle üniversitelerin bütün bölümlerinde hiç olmazsa bir dönem çocuk gelişimi dersi konulması, çocuk gelişimindeki en temel konuların herkes tarafından öğrenilmesi toplumun geleceği açısından çok büyük fark yaratacaktır.